Knight Online arkadaşlar, ben Muharrem Çobanoğlu. Bu videomda size Knight Online koleksiyon kartlarından bahsedeceğim arkadaşlar ve rozetlerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz oyuna girdik mi, Steam Koy'a girdik mi şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Böyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Burada hepsi benim olacak diye bir sloganla çıkan arkadaşlar Steam envanterinizde bulunan kartlardan bahsedeceğim. Bu kartlar koleksiyon kartları arkadaşlar. Ve rozet bu kartları biriktirince rozet oluyorsunuz arkadaşlar. Ben koleksiyonculuğa çok önem veren biriyim. Mesela bu Knight Online dergisi arkadaşlar, ikinci sayı, bende birinci sayı da var. Bu sanal kartları da ben koleksiyonuma ekledim, Steam hesabıma ekledim. Envertenimde şu an size bunun hakkında bilgi vereceğim. Bunları arkadaşlar alabiliyorsunuz, satabiliyorsunuz, takas yapabiliyorsunuz. Fiyatları şu an 35-40 kuruşla 50-55 kuruş arasında. Kimisi 30 kuruşa kadar düşüyor tabi. Değişen bir fiyat aralığı var. Nadir bulunan kartlar, çok sık bulunan kartlar olmak üzere değişiyor fiyatları. Bu kartlar ileride çok değerleneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle Steam hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Steam hesabınızı açtıktan sonra kullanıcı envanterine giriyorsunuz. Bakın burada benim mevcut kartlarımın hepsi var. Burada 2, 4, 6, 7 adet kartım var arkadaşlar. Rozet gidişatını görüntüle. Bir de rozet durumu var. O rozet durumu hakkında da bilgi vereceğim. Bu kartların tamamını topladıktan sonra arkadaşlar rozet veriyor size diyebiliyorum. Şimdi benim eksik olan Elmorad, Karus, Kurien ve Krovas kartlarım eksik. Geri kalanların hepsini topladım. Hesabımda 3 TL bir miktar var. Çok rahat bir şekilde alabilirim. Öncelikle şu bakın altta arkadaşlar şöyle bir sekme var. Toplanacak 4 kart kaldı diye. Pazar araçları var. Takas formunu ziyaret et var. Mevcut kartlarınızla takas edebiliyorsun. Şimdi önce pazar araştıralım bakalım. Gördüğünüz gibi Krovas kartı arkadaşlar 0.38 fiyatından başlayan 123 ilan var. Satış da yapabiliyorsunuz. Şimdi ben 38 kuruşa bir tane alıyorum arkadaşlar. Eşya envanterinde görüntüle 38 kuruşa Krovas aldım arkadaşlar. Devam edelim. Rozet gidişatını görüntüleyelim. Şimdi bakın bu da aktif oldu. Şöyle görüntüleyelim. Gördüğünüz gibi. Bu kartları tamamladığım zaman bana bir tane rozet verecek. Burada Felancor çok pahalıların arasında, 40 kuruştu sanırım. Şu anki fiyatı ne kadar bilmiyorum. Bakalım fiyatına. Ha, fiyatına bakamıyorum şu an. Şimdi bu kartlardan bazıları çok nadir bulduğu için fiyatları yüksek, bazıları da çok uygun. Şimdi şunu da alalım. Elmorad kartını da alalım. 32 kuruşmuş. Aldım bu kartını da. Şöyle devam ediyorum. Karus kartı da alacağım. Pazar araştır. Bakın 41 kuruşmuş arkadaşlar bu kart. En uygun fiyatı. Alalım arkadaşlar. Bu 41 kuruş çok. Ben bir en 48 kuruşa aldım en pahalı kart. Bu da çok pahalı kartlardan biriymiş arkadaşlar. Koleksiyon kartlarından biriymiş. Son kartım. Ve son kartımı da alacağım şimdi. Kurye. Tamam. Pazar araçtır diyorum. 34 kuruşmuş. Bunu da alıyorum. Ve son kartımı da aldım arkadaşlar. Bütün kart setini tamamladım. Bütün kartlar elimde var. İlerleyen zamanlarda bunları bu kartlar alınmış çarlar Steam hesapları daha değerli olabilir. Bir açıdan düşünmek gerekirse. Diğer bir açıdan düşünmek gerekirse, koleksiyoncu biriyseniz bu kartlar, sanal kartlar sizin işinize çok yarar. Sanal koleksiyon denilen bir şey çıktı arkadaşlar. Bu işte onlardan biri. Rozet gizliyasını görüntüle diyorum. Rozete işle dediğimde bana rozet gelecek. Arkadaşlar kartlarımı topladım ve rozeti işle diyorum. Tak 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 tak.
Bakalım bana ne rozet verecek arkadaşlar. Commoner. X %100. Ne verdi? Arka plan verdi. El Murat arkası arka planı. İfade verdi. Böyle bir ifade verdi ve Mytholus 7 koleksiyon kartı verdi arkadaşlar. Şimdi envanterimi görüntüle yapıyorum. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir kart verdi. Şöyle bir arka plan verdi. Rozet gidişatını görüntüle yapalım arkadaşlar. Bu 7 tane rozeti tamamladığın zaman daha farklı bir şey veriyor abi. Bu böyle devam eden süre gelen bir şey. Koleksiyonculara duyurulur böyle bir şey var arkadaşlar. Ben şu an şöyle bir rozet aldım. Nerede benim rozetim? Bir tane arka plan aldım. Bakalım burada kullanabileceğim bir şey var mı? Bir tane arka plan hediye etti. Bu şekilde arkadaşlar rozetinizi yükseltebilir. Yeni kartlar alabilir. Bu seti de tamamladıktan sonra bu süre gelen bir şey daha farklı şeyler veriyor. Daha farklı şeyler veriyor. Yani oyun iç Knight Online'ın sadece Knight Online ibaret olmadığını, Steam'den de nesne alınabildiğini, satılabildiğini bu şekilde göstermiş oldum. Yani Knight Online'da bu şekilde bu piyasaya girdi diyelim. Bu şekilde kartları toplayarak hesabınızı daha değerli hale getirebilir. Knight Online ile ilgili hatıralar oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir videomdu. Rozetlerini yükseltmek için daha fazla kart toplamanız lazım. Benim şu an profilimde arkadaşlar şöyle bir rozet var. Seviye 1 Knight Online rozeti diye. Bakın şöyle bir şey arkadaşlar. Ve diyor ki bir kat seti daha tamamlayarak rozetin seviyesini yükseltebilirsiniz diyor. Bu rozet seviyesini yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an 1,5 lira bir hesabım var. Ve benim en sevdiğim kart bu. Falancor kartı. Bu arada şu sayfa bağlantısını kopyalayayım. Son olarak da. Aa benim arkadaşım da varmış. Bakalım takas teklif et ama ne vereceğim. Neyse, bu son olarak da bu Falancor hesabını alacağım. Yavaş yavaş belki diğer şeyleri de toplayıp rozetimi yükseltmeye çalışacağım. Bu da Steam içinde Knight Online ile ilgili bir şeydi arkadaşlar. Sizle paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.